insanlık tarihini içeren ve oldukça karmaşık görünen bir konuya el atıyoruz. Karmaşık gözükmesinin nedeni bugün insanoğlunun adına bilim dediği ve birçoğumuzun sıkıca sarıldığı aşırı disiplinli ve tavizsiz bakış açısıdır. Tarihin kronolojik akışı ve bazı uygarlıkların nasıl birdenbire üstün medeniyetler kurup yüksek teknolojiyle mimari eserler verdiğini açıklamada yetersiz olan bilim, aslında biraz esnek davransa işler kolaylaşır. Kuramsal fizikçilerin göremediğimiz ve başta ispatlayamadığımız madde veya olgular üzerine teorilerine bilimin gösterdiği hoşgörüyü tarih konularında bulamıyoruz. Bunun için evdeki somut olmayan kanıtlara başlangıçta değer vermek ile birçok şey açıklanabilir. Bunun en önemli örneği Mu kıtasının ve Mu uygarlığının olabileceğini varsayarak bir tarih yazılmasını kabul etmektir. Bu varsayım bize Atlantis kıtasının da kabulünü kolaylaştırmakla birlikte asıl önemlisi hala birbirinden bağımsız gibi duran onlarca soruya ve acayipliğe de çözüm getirebilir. Ama bilim bir türlü kabul etmez. Mu yoktur der. Mu'dan bahseden yazılı kaynak yoktur der. Atlantis diye bir kıta yoktur der. Platon'un felsefe ve matematik gibi konulardaki düşünce ve eserlerinin önünde saygıyla eğilen Batı bilimi yine aynı adamın Atlantis ile ilgili anlattığı hikayelerine karşı kulaklarını tıkar. İnsanoğlunun Afrika'dan çıktığını kabul eder. Hatta son bulgulara dayanarak Kenya büyük ihtimalle ilk insanın atasının çıkış yeridir der. Fakat 6-7 kıtada yaşamış insanların değişik zamanlardaki uygarlıkları arasındaki bağı kuramaz. Irkların farklılığını hala tam açıklayamaz. Farklı renklerde ve dillerde insanların var olduğunu görür ama bunun bilimsel açıklamaları olan tezlerin hangisinin doğru olduğunu hala bilemez. Nasıl olur da dünyanın apayrı kıtalarında yaşamış olan insanlar ve uygarlıklar aynı mimari şekillere başvurmuş ya da aynı kelimeleri kullanarak dinlerini oluşturmuş bir türlü bilemez. Puzzle'ın birçok parçasına sahiptir fakat bunları birleştirecek güce karşı koyar. Son 50 yıldır dünyanın önemli üniversitelerinden çıkmış birçok değerli arkeolog, tarihçi hala Mısır uygarlığı hakkında tam bir açıklama getiremez. Göbekli Tepe diye bir yer ortaya çıkar. Günümüzden en az 11 bin yıl önce bir uygarlık olduğunu kanıtlar ve bilimsel bakışın kronolojik uygarlık tablosu alt üst olur. Bazı hevesli mimar ve mühendislerin art arda teoriler sıralayarak Mısır'daki piramitlerin, Sphinx'in nasıl yapıldığını bilimsel olarak anlatmaya çalışmaları ve bunu pratikte kanıtlamaya çalışırken düştükleri durum komik ve acınasıdır. İnsanın aklıyla dalga geçer gibidirler. Bilimsel bakış insanın ilerlemesini tarihsel kronolojiye göre kabul eder. Yani 1500'lü yıllardaki uygarlık bugünkü medeniyetten teknolojik olarak ileri olamazdır. Mantıklı gözükür ve zaten bilinen bir durumdur. Fakat 5000 yıl önce yaşamış bir toplumun bazı yöneticilerinin ya da bilim adamlarının bizlerin bugün bile bilemediğimiz teknolojik ve ruhani sırlarının olabileceğini kabul edemez. Çünkü aldığı 25 yıllık eğitimlerinde bunun olamayacağı ona öğretilmiştir. Bu sınırlı bakışı delecek vizyonu ortaya koyamaz. Yani 3 ton ağırlığında 25 bin taş bloğun üst üste ve aralarında kağıt bile geçemeyecek düzende yapıldığını görür ve bunu bugünkü teknolojiyle bile yapamazken 4-5 bin yıl önce nasıl yapıldığı hakkında o medeniyetin ses frekanslarını yani titreşimlerini kullanarak aslında basit şekilde yaptığını bilemez. Söylendiğinde kabul etmez. Eğer ederse o insanların bazı bilgilerinin daha farklı ve üstün olduğunu kabul etmek zorunda kalır. Bunu kabul ederse kafasındaki hiyerarşik düzen çöker. Bu tam bir felaket olur. Nasıl olur bu? Çünkü okullardaki hocaları bizim öncekilerden üstün olduğumuzu ve bizden sonra geleceklerinde bizden daha üstün olacaklarını öğretmiştir. Bu bilim biraz komik. Sakın sırayı şaşırma mantığı. Edison'u bilir ama Tesla'yı tam tanımaz. Eğitimlerinde bu adamın birçok çalışması ona öğretilmemiştir. Zaten onun bilmesi tehlikeli olabilir. Aklı şaşabilir ve gerçek anlamda sorgulamaya başlar diye büyükleri tarafından bu tip bilgiler kağıda geçmez, hasıl altı edilir.
Bu yüzden daha fazla uzatmadan biz isterseniz Mu ile konumuza başlayalım. Bu çalışmada inanın yapabileceğim en fazla kesintiyi yaparak karşınıza çıkıyorum. Yani özetin özetini çıkarıyorum. Batık Mu kıtası ve Mu uygarlığı hakkında bilgilerin çok büyük bir bölümü 19. yüzyılda yaşamış olan İngiliz araştırmacı James Churchward'ın incelemeleri neticesinde gün yüzüne çıkmıştır. İngiliz albay olan Churchward, 1880'li yıllarda Hindistan ve Tibet'te görevde bulunduğu sıralarda bu kıta hakkındaki ilk bilgileri edinmiş, emekliliğinden sonra da Orta Amerika'da araştırmalarını tamamlayarak bu batık uygarlık hakkında 5 eser yazmıştır. Hindistan'daki tapınağın başrahibi Rishi'nin Churchward'a binlerce yıldır sır olarak saklanan tabletleri niçin gösterdiği bilinmiyor. Ancak kendisi de bir inisi olan Rishi'nin başka kanallardan da olsa ezoterik doktrini bünyesinde yaşatan bir diğer kardeşlik örgütüne, Masonluğa üye olan Churchward'ı kendisine yakın bulduğu ve bazı sırların batı dünyasına açıklanması zamanının geldiğine inandığı tahmin ediliyor. Peki inisiye ne demek? İnisiyasyon kelimesi Latince initiato'dan gelir ve sırlar öğretmeye başlamak anlamına taşımaktadır. İnisiye de sırlar öğretisine bir tören ile kabul edilen kişidir. Tanrısal bilincin artmasının en öncelikli aracı kamil insan olduğu için yegane hedef kamil insanlar yetiştirmek olmalıdır. Kamil insanları yetiştirmek ise ancak üst düzeyde bir öğretiyi algılayabilecek seçilmiş insanların eğitilmesiyle mümkündür. İşte bu kamil insanları yetiştirmek için binlerce yıldan bu yana çeşitli örgütler kurulmuş ve bir sırlar sistemi oluşturulmuştur. Bu öğretinin kullandığı dil semboller dili ola gelmiş ve bu sembollerin simgesel anlatımlarının imkanlarından yararlanılmış, hemen her kavimde, her millette binlerce sene korunarak uygarlıktan uygarlığa aktarılması mümkün olmuştur. Sembollerin dili ile öğretisini inisiyelerine kuşaktan kuşağa aktaran, hakkında bilgi bulabildiğimiz ilk kardeşlik örgütü Nahakal Kardeşliği'dir. Bu örgüt insanlığın ilk binden büyük uygarlığının beşiği olan ve günümüzden 12 bin yıl önce sulara gömülen Pasifik'teki Mu kıtasına kurulmuş bulunan yönetici rahipler örgütüdür. Bunları nasıl biliyoruz? Churchward'ı kaynak göstererek. Churchward'ın kaynakları ise Batı Tibet'te bir mabette, bu mabedin baş rahibi tarafından kendisine verilen Nahakal tabletleriyle Amerikalı jeolog William Niven'ın 1921-23 yılları arasında Meksika'da ortaya çıkardığı tabletler olmuştur. Bilim dünyasının bu bulguları kabul etmemesinin nedeni, haklı olarak Nahakal tabletlerinin bugün elimizde ne bir nüshasının ne de fotoğrafının bulunmasıdır. Yani biz İngiliz albayın dediklerini kabul etme seçeneğini seçip yolumuza devam ediyoruz. Ancak yine bilim dünyası bu iki kıtanın battığı öne sürülen tarih olan 12 bin yıl önce dünyada büyük bir jeolojik olayın yaşandığını onaylamaktadır. Kaldı ki dünyanın hemen her yerindeki kavim ve milletlerin tufan efsaneleri de büyük bir felaketin yaşandığını doğrulamaktadır. Ve bilim dünyası ister kabul etsin ister etmesin, Mısır, Maya kalıntıları, Paskalya Adası uygarlığı gibi bugün nasıl ortaya çıktıkları izah edilemeyen birçok eser bu batık kıta uygarlıklarının varlığı ile mantıklı izahlara kavuşabilmektedir. Churchward'a göre Mu kıtası doğudan batıya 8000 km, kuzeyden güneye de 5000 km uzunluğunda dev bir ada kıtaydı. Nahakal tabletleri bu kıtanın uygarlığın beşiği olduğunu öne sürmektedir. Yaklaşık 70 bin yıllık bir uygarlık geçmişine sahip olan Mu, zaman içerisinde tüm dünyada birçok koloniler ve büyük imparatorluklar oluşturmuştur. Mu uygarlığının kolonileştirdiği ve daha sonra bağımsızlaşarak birer imparatorluğa dönüşen en önemli iki devlet Atlantis ve Uygur imparatorluklarıdır. Ayrıca bugün Antik Mısır, Çin, Hint ve Maya uygarlıkları diye bilinen uygarlıkların kökeninde de Mu uygarlığı yatmaktadır. Mu uygarlığının ne zaman başladığı bilinmiyor. Nahakal tabletleri ve Meksika'da bulunanlar bu konuda aydınlatıcı olamadı. Ancak tabletler Mu'nun kolonileşme ve uygarlığının temelini oluşturan dinini yayma aşamasına 70 bin yıl önce geçtiğini gösteriyorlar.
15 bin yaşında oldukları belirlenen Nakal tabletleri evrenin başlangıcı ve ortaya çıkışı konusunda ayrıntılı öngörüler kapsamaktadır. Bu tabletlere göre evrenin başlangıcında sadece ruh vardı. Daha sonra bu ruhtan bir kaosun hakim olduğu uzay var oldu. Zamanla kaos yerini giderek düzene bırakmaya başladı ve uzaydaki şekilsiz ve dağınık gazlar bir araya geldi. Bu gazlar güneş sistemlerini ve gezegenleri oluşturmak için katılaştı. Katılaşma sırasında önce hava, sonra su oluştu. Sular dünyayı kapladı. Güneş ışıkları havayı ve suyu ısıttı. Bu ışıklar ve toprak altındaki ateş, üzerinde su bulunan toprakları yükseltti ve bunlar açık toprak oldu. Güneş ışıkları suyun içinde ve balçıkta kozmik hayat yumurtalarını, yani bizim bugün bildiğimiz RNA ve DNA'yı oluşturdu. İlk hayat sudan çıktı ve tüm yeryüzüne yayıldı. Günümüzde geçerli evren ve yaşamın oluşumu teorilerine bu denli benzerlik tesadüf olamaz. Zaten en az 70 bin yaşında olan bir uygarlıktan daha farklı bilgiler ummak da saçmalık olur. Bu uygarlığının ulaştığı seviyeyi gösterme açısından bir başka kaynaktan da yararlanalım. Günümüzden 3000 yıl önce yazılmış Mahabharata'da da uzak geçmişte insanoğlunun kullandığı bir silah tarif ediliyor. Dumansız bir ateşin ışıltısına sahip olan ve alevler saçan bir mermi atıldı. Birden her yer karanlığa gömüldü. Daha sonra gözleri kör eden bir ışık ve kulakları sağır eden bir gürültü çıktı. Ardından meydana gelen büyük ısıda sular buharlaştı. Filler, atlar, insanlar bir anda kavruldu. Ağaçlar tamamen yandı. Her yer yeniden aydınlandığında koca ordudan geriye sadece bir avuç kül kalmıştı. Bu efsane, atalarımızın ulaştığı uygarlık düzeyinin yanı sıra onların dünyasının da bugün olduğu gibi barıştan yana pek nasibini almadığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi Mu medeniyeti kendi kolonisi Atlantis ile belli bir zaman sonra anlaşmazlığa düşmüş. Ruhani ve bilgelik açısından seviye yüksek olsa da insanın hırsı büyük bir yıkıma neden olmuştur. Bildiğiniz gibi atomu yine keşfettik. Hemen arkasından da bombasını bulduk ve kullandık. En büyük endişem büyük bir yıkımın tekerrür etmesidir. Mu uygarlığı bir imparatorluktu ve imparatorların ünvanı Güneş'in oğlu da denilen Ra-Mu idi. Mu İmparatorluğu'nun bir diğer adı da Güneş İmparatorluğu'ydu. Mu dilinde Ra kelimesi Güneş anlamına geliyordu. Mu'nun kolonisi olan Mısır'da da Güneş Tanrı'ya Ra adı verilmiştir. Ayrıca kökleri Mu uygarlığına kadar uzandığı sanılan Japonya'da da imparatorun ünvanı Güneş'in oğludur. Bunun yanı sıra eski Maya ve İnka uygarlıklarında da krallar aynı ünvanı kullanmışlardır. İmparatorun altında hem bilim adamı hem de rahip olan Nakaller bulunuyordu. Ve bunlar yönetici sınıfı teşkil ediyordu. Kutsal Sırlar Kardeşliği'nin üyesi olan Nakallerin tüm dünyaya yaymış oldukları Mu dini belki de insanlığın tanıdığı ilk tek tanrılı dindi. Nakaller bu dini sıradan insanlara, ana vatan ve koloniler halklarını anlatırken anlaşılması daha kolay olan semboller dilini kullanmayı tercih ediyorlardı. Bu sembollerin ezoterik anlamlarını sadece inisiye edilmiş kardeşler ve imparator Ra-Mu bilmekteydi. Nakallerin sembolleri daha çok geometrik şekilleri kapsıyordu. Nakal öğretisi evrenin ortaya çıkışında en önemli görevin Tanrı'nın geometri ve mimarlık vasıflarına düştüğünü öngörmekteydi. Mu dinine göre Tanrı o kadar kutsal bir varlıktı ki doğrudan ağza alınamazdı. Bir sembol vasıtasıyla ifade edilmezse sıradan insanlar tarafından idrak edilemezdi. İşte bu yüce varlığın sembolü Güneş, yani Ra idi. Tanrı'nın Güneş olduğu iddiasındaki tüm saptırılmış iddiaların ve Güneş kültü diye nitelendirilen inanışların kökeninde yatan olgu budur. Burada bir parantez açmak istiyorum. Mu dininde Tanrı isminin öyle olur olmaz her yerde kullanılmasının ne kadar yanlış olabileceğini binlerce yıl sonra yaşamış İslam aleminin en önemli alimlerinden
Muhiddin el-Arabi de Allah her türlü sıfat ve tasvirden ötedir. O yüzden adının anılması bile yanlıştır demiştir. Semboller vasıtasıyla tek tanrıya tapınımı öğreten dinin büyük rahibi, dolayısıyla kutsal kardeşlik örgütünün de başı Ramu'nun kendisiydi. Ancak imparatorun hiçbir tanrısal kişiliği yoktu ve sadece konumu nedeniyle sembolik olarak Güneş'in oğlu ünvanını taşıyordu. Nagal kardeşlerinin öğretilerini yaydıkları ve yeni üyeleri inisiye ettikleri mabetler kıtanın her yerine ve kolonilere dağılmış vaziyetteydi. Dev blok taşlardan yapılan bu mabetlerin damları yoktu. Yani tavan yoktu. Bunlara şeffaf mabetler deniliyordu. Güneş ışıklarının inisiyeler üzerine doğrudan ulaşması için mabetlere tavan yapılmıyordu. Bu da bir tür semboldü. Ve ezoterik anlamı Tanrı ile insan arasında hiçbir engel olamayacağı şeklindeydi. Günümüz masonluğunda da aynı sembol kullanılmakta ve mason mabetlerin tavanları sanki üstü açıkmış gibi gökyüzünü sembolize eder biçimde düzenlenmektedir. Mu dini sembollerinin en önde geleni Mu kozmik diyagramıdır. Bu diyagramda yer alan üçgen içindeki göz ana kaynağın yani Tanrı'nın varlığını insan üzerinde daima hissettirdiğini, bir biçimde onu gözlediğini simgeler. Bu sembol Osiris ile önce Atlantis'e, buradan Hermes ile Mısır'a, Mısır'dan Pisagor ile Yunanistan'a ve nihayet günümüzde Masonluğa kadar ulaşmıştır. Yani sağda solda yıllardır anlatılan bu gözün çıkış noktası işte bu Mu uygarlığıdır. Ama kime göre? Belki bu hiç böyle olmadı. Yüzyıllardır her türlü gizli planı yapmış, kamil insan yetiştireceğim argümanı altında aslında onların bu gizli bilgilerine ulaşamayan insanları dışlamış, belki en baştaki saf Mu inancındaki halinden tamamen uzaklaşarak kendini bilerek ya da bilmeden şeytana adamış toplulukların gözü olmuş durumdadır. Ülkemizde birbirine birader diyen bu mason arkadaşlar da işte böyle aydınlandıklarını düşünmekte ve tepelerde yapılan planlamaları hiç bilememektedirler. Biz yine Mu kıtasına dönelim. Mu dininin 4 temel kavramı vardır. 1. Tanrı tektir, her şey ondan var olmuştur ve ona dönecektir. 2. Ruh ile beden birbirinden ayrıdır. Beden ölür ve ayrışırken ruh ölmez. 3. Ruh mükemmelliğe ulaşmak için değişik bedenlerde yeniden doğar. Bu sanki reenkarnasyon. 4. Mükemmelliğe ulaşan ruh Tanrı'ya döner ve onunla birleşir. Nagal öğretisine göre Tanrı sevginin ta kendisidir ve tüm evreni de sevgi üzerine kurmuştur. Ancak bu evrensel sevgiyi kavrayabilecek vasıfta olan ruhlar ona geri dönebilecek yeterliliktedir. Nagal öğretisinin bir diğer temel dayanağı tanrısal nurdan çıkmış olan 4 temel gücün kainatı kaostan düzene geçirmiş oldukları teorisidir. Tanrı'nın kendi asli nitelikleri olarak kabul edilen bu 4 temel güç, 4 büyük inşaatçı, 4 büyük mimar, 4 büyük geometri üstadı olarak adlandırılır. Bu 4 temel eleman ateş, yel, su ve topraktır. Semavi dinlerin doğuşu ile bu 4 temel eleman 4 baş melek olarak adlandırılmışlardır. Nagaller bu 4 temel gücü gamalı haç ile sembolize etmişlerdir. Jeolog Niven'ın bulduğu tabletler üzerinde rastlanan bu haçlardan kollarının dördü de aynı uzunlukta olanının 4 gücün eşitliğini, uçları kıvrık gamalı haçlardan ağızları sola dönük olanların iyiliği, sağa dönüklerin ise kötülüğü simgelediklerini görüyoruz. Bu konular üzerinde derin araştırmalar yapmış olan Hitler'in imparatorluğuna sembol olarak ucu sağa dönük gamalı haçı seçmiş olması bir tesadüf değildir. Hz. İsa'nın da öğretisinde kullandığı haç sembolü aynı kaynaktan, Mu'dan gelmektedir. Evet sevgili takipçilerim, ilk bölümün sonuna geldik. Senin ikinci ve son bölümünde özellikle bugünkü medeniyetin geldiği durumda Mu'nun gerçek etkilerini göreceğiz.
ve kimlerin, hangi milletlerin, hangi ırkların ne gibi fonksiyonları olduğunu irdeleyeceğiz. Sağlıcakla kalın. İkinci bölümde tekrar sizi görmek umuduyla. Ayhan Çakmur.